679. konu, Hazreti Ömer'in borçlu ölüşü, Hazreti Peygamberle Hazreti Ebu Bekir'in yanına defnedilişi ve hilafeti şuraya devredişi hakkında İbni Sa'd'ın rivayeti, Hazreti Ömer, oğlu Abdullah'a, bak, benim boynumda ne kadar borç vardır, hesap et, dedi, o da, 86 bin dirhem, dedi, Ömer, eğer Ömer'in ailesinin malları bunu karşılıyorsa, onların mallarından öde, Aksi takdirde beni Adi bin Kâb oğullarından iste, eğer onların malları kafi gelirse ne ala, aksi takdirde Kureyş'ten iste. Fakat Kureyş'in dışına taşma. Müminlerin annesi Ayşe'ye git, ona selam söyle ve Ömer bin Hattab senden izin istiyor. Sakın emir el-müminin tabirini kullanma. İki arkadaşının yanına defnedilmek için izin istiyor de. Abdullah bin Ömer, Hazreti Ayşe'nin yanına geldiğinde Hazreti Ayşe'nin oturmuş ağladığını gördü. Selam verdikten sonra, Ömer bin Hattab arkadaşlarının yanına defnedilmesini istiyor, defnedilmesi hususunda iznini talep ediyor, dedi. Ayşe, orada kalan bir mezar yerini kendim için seçmiştim, fakat bugün Ömer'in nefsime tercih edeceğim, dedi. Abdullah babasına geldiğinde, Hazreti Ömer, ne haber getirdin, diye sordu. Abdullah da, Ayşe sana izin verdi, dedi. Ömer, benim için bundan daha mühim bir şey yoktu. Bununla beraber yine de ben öldüğümde beni tahtaya koyup oraya götürün ve bir daha ondan izin isteyin, izin verirse beni oraya gömün, eğer izin vermezse, geri getirin ve Müslümanların mezarlığına defnedin, dedi. Hazreti Ömer'in cenazesi kaldırıldığında, halk sanki daha önce hiç musibet görmemiş gibi oldular. Hazreti Ayşe'nin hücresinin kapısına vardıkları zaman Abdullah, babasının vasiyeti gereği Ayşe'den bir daha izin istedi. Ayşe izin verdikten sonra onu Hazreti Peygamberle Ebu Bekir'in yanına gömdüler. Hazreti Ömer ölmeden önce ona, yerine birini seç, dediler. O da, Ali, Osman, Talha, Zübeyir, Abdurrahman bin Avef ve Saad bin Ebi Vakkas'ın isimlerini söyleyerek, bu iş için bunlardan daha uygunu yoktur. Çünkü Hazreti Peygamber bunlardan hoşnut olarak vefat etti. Bu altı kişi, aralarından kimi seçerse halife odur. Eğer Saad'ı seçerlerse bu güzel olur, fakat başkası seçilirse, Saad'ın görüşlerinden yararlanmayı ihmal etmesin. Çünkü ben Saad'ı herhangi bir kusurundan dolayı azletmemiştim, dedi. Sonra, eğer oylar eşit çıkarsa oğlum Abdullah oyunu kime verirse halife o olsun, diyerek Abdullah'ı da şuraya kattı. Fakat oğluna seçilme hakkını vermedi. H.Z. Ömer vefat ettikten sonra bu altı kişi toplandı. Abdurrahman bin Avef, vekaletimizi aramızda üç kişiye verelim, dedi. Bunun üzerine Zübeyir Ali'ye, Talha Osman'a ve Saad da Abdurrahman'a vekalet verdiler. Abdurrahman, Ali ile Osman'a, eğer vekaletinizi bana verirseniz, söz veriyorum ki, hanginizi daha üstün ve yararlı görürsem hilafeti ona vereceğim, bu konuda asla taraf tutmayacağım, dedi. Onlar da vekaletlerini verdiler Abdurrahman Ali ile yalnız kalarak ona, sen Hazreti Peygamber'in akrabası ve İslam'da kıdemlisin, eğer hilafeti sana verirsem adil davranacağına ve eğer Osman'a verirsem ona itaat edeceğine Allah adına söz verir misin?" dedi. Ali de evet dedi. Sonra Osman ile yalnız kalarak ona da aynı şeyleri söyledi ve ondan da aynı cevabı aldıktan sonra Osman'a "Uzat elini sana biat edeyim." dedi ve Osman'a biat etti. Bundan sonra herkes Hazreti Osman'a biat etti.